Caddesi'nde arada bir yerdeydi. Burası tamamıyla gazeteye dönük tasarlanmış bir bina. Türkiye'de de örneği tamamıyla gazete için yapılan bina anlamında düşündüğümüzde örneği yok yani. Şu an işte yukarıda Doğan Grubu'nun, Milliyet'in, CNN'in falan olduğu bir bina var. Orası da aynı bunun gibi diyebiliriz ama yine o anlamda tamamıyla gazete binası değil. Bütün katlar şeffaf. Birazdan çıktığımızda göreceğiz. Şeffaftan kasıt şu, yani bütün çalışanlar birbirini rahatlıkla görebiliyor. Amiri de, idarecisi de, aslı üstü falan hepsi birbirini rahatlıkla görebiliyor. Farklı farklı odalarda yöneticiler yok. Bir küçük bölme, oda dolap şeklinde şu kadar bölmeyle ayrılmış pozisyonda. Şimdi 2006'da buraya taşındık. Burada sadece Zaman Gazetesi yok. Zaman'ı bir gazete olarak tabii ki değerlendirebiliriz. 1 milyonun üzerinde Türkiye'nin en çok satan gazetesi ama Zaman'ın bağlı olduğu Feza Gazeteci CAŞ dediğimiz şirket aslında tepede var. Feza Gazeteci CAŞ'nin altında Zaman Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Aksiyon Dergisi, İngilizce yayın yapan Today's dergimiz var. Today's Zaman gazetemiz var günlük. Cihan Medya Dağıtım AŞ dediğimiz abonelere gazeteyi ulaştıran birim şeyi merkezi yine burada. Cihan Haber Ajansı dedik. Cihan Haber Ajansı'nın Cihan TV Network diye bir programı var. O da Cihan'la beraber bütün yerel televizyonlara hizmet ediyor. O var. Turkish Review dediğimiz 2 ayda bir yayınlanan İngilizce bir dergimiz var. Akademik bir dergi, Türkiye'de çok az satıyor. Ama bütün dünya ülkelerinde özellikle meclisinde, ondan sonra think tank kuruluşlarında vesaire yerlerde kabul gören bir dergi. Toplamda dağıtım elemanlarıyla birlikte, yani Anadolu'nun en ücra köşesine kadar biliyorsunuz dağıtıcılar var, gazete ulaşıyor. Onlarla birlikte bu yapı içerisinde sanırım 5000'e yakın kişi çalışıyor.